Yeah. Check it out. Selamlar arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoda hoş geldiniz. Daha önce de söylediğim gibi şimdi Harald'ı maxlayacağız. Bu benim 4. max komutanım olacak. Neler gidecek, neler basacağız, ne kadar 682 tam heykelim var bu arada. XP kağıtları, işte yıldızlar falan, ne gidecek ona bakacağız. Aynı zamanda neden T4 oynamak istediğim konusunda bilgi vereceğim sizlere. Şimdi önce Harald'ı fullleyelim. Önce bunu görmeyi istiyorum gerçekten. Ben de çok heyecanlıyım çünkü. Şöyle bakalım. Elimde yeterli kadar hızlandırma ve XP kağıdı ve yıldız olduğunu düşünüyorum. Bakalım Harald kardeşe şöyle göstereyim bu arada. 682 heykelim var. Bir komutan 690 heykele fullleniyor. 8 tane de kendi içerisinde olduğu için 690 heykel otomatik olarak fulleyebileceğim diye düşünüyorum. Önce XP'lerini arttıralım. Şöyle aç bakalım, şöyle zaten fazla vereceğiz. Bu konuda daha şanslı olanlar çıkabilir. 4 skill açamadık. Okey. XP'lerimizi verelim bakalım. Videonun sonuna doğru Harald'ı maxladığımda ne kullanmışız, ne kadar XP'miz, ne kadar heykelimiz, ne kadar yıldızımız gitmiş, onların hepsini göreceğiz zaten. Onun için şu an bir hesap yapmıyorum. Yani Petit sezonu oynayacağız. Bu benim yeni nesil ilk komutanım olacak full olarak. Bilmiyorum, iki ordu mu çıkarım sahaya? Tek ordu çıkarsam ne derece katkı sağlayabilirim bilmiyorum, ya da ne kadar ki puanı kasabilirim bilemiyorum. Ha, burada şey mi isteyecek bizden? Buradan devam edelim. Okey. Devam. 3 bundan basıyorum. Tamam. XP basacağız. Hop. Okey. Ah. Zaten almayacağım da değer mi diye bakıyorum sizler için. Yani evet, bu yıldızlar da çok zor birikiyor bu arada arkadaşlar. Yani ben bu konuda kararsızım ya. Gerçekten kararsızım. Benim için yıldızlar falan sorun değil. Şimdi ben Harald'ı fulleyeceğim. Aman diğer komutana heykel gelene, birikene kadar. Zaten birikecek. Elimde kalan olacak bu arada. Onu da göreceksiniz. Bu benim için sorun değil. Ama oyuna biraz daha fazla para yatıran arkadaşlar için de XP'ymiş, cevhermiş. Hadi. Yani hiç orayı önemsemiyorum da yıldızlar önemli be arkadaşlar. Alabilirsiniz ya, sizin inisiyatifinizde. Yani ben önermiyorum. Sizin inisiyatifinizde. Ben önermiyorum. Ama öneriyorum ve ben nötrüm bu konuda. Bu paket hakkında yorum yapmayacağım. Benlik değil zaten. Oyun efsane ya gerçekten. Bak, yükseliyor musun? Bak, ben varım diye paket veriyor hemen. Yeni ev alana hediye gibi. Yeni komutan yapana da hediye. Yeni ekipman basana da hediye. Hediye ama hediye değil. Paramızı istiyorsun bizim. Lan XP kağıdım yetecek mi? 10 saniye, 2320, 23000 buradan gidecek. Aa, 4 skill'de buradan vereceğim. Yetiyor. Ha, 23000 değil, 28200 gidecek sanırım. 50 yapınca. Tamam, okey, 100000 falan bir kağıdımız kalacak. Bak. Ya benlik değilsin kardeşim. Of. Ya arkadaşlar. Tercih sizin. 170 lira bu arada bu paket. Diğeri 85 liraydı. Ben bu konuda nötrüm. 45 tane tekli, 5 de onlardan.
Yani. Ya yok ya, ben nötrüm inanın. Paket iyi gibi de kötü, kötü gibi de iyi. O yüzden ben bir şey diyemeyeceğim bu konuda. Hadi bakalım bunlar ne kadar gidecek. Elimizde 1440, 1450 diyelim. 1450 tane var diyelim elimizde. 0,83. Tabii bakın. Şimdi ben burada belki 500 tane kullanacağım. Belki 700 tane kullanacağım. Buradaki kritik atma şansı da çok önemli. Sizler için. Şimdi ben burada 300 tane harcadım diye sen de 300 tane harcayacaksın diye bir durum yok. Daha fazla da harcayabilirsin. Daha fazla da harcayabilirsin. Bu tamamıyla senin şansına bağlı. 1450 taneydi. 1450 taneydi. 290 tane harcadık arkadaşlar. Evet, 290 tane harcadık. Evet. Bence gayet az. Gayet iyi yani. Okey. Levelimizi de fullleyelim. Ve yapmak istediğim şeyi yapacağım artık. Bu konudan dolayı da çok mutluyum. Ha, bir tanesi Richard ama keşke şöyle bir şey olsa. Oyun dese ki bir tane komutanınızı sıfırlayabiliyorsunuz ve onun heykellerini biz size veriyoruz dese çok tatlı olur gerçekten. Şimdi gelelim. Of, yani şu çok sıkıcı be. Aman basacağım da bir daha. Bunun tümünü ekleyemiyor muyum ben ya? Haydi. Ne yapacağız? Şöyle. Okey. Abo. Ya gerçekten bu o kadar bir zaman kaybı ki 670'i de eklemek istiyorum ben kardeşim. Yok mu lan öyle bir şey? Bayağıdır komutan fullemediğim için. Nereden yapıyorsun? Yok. Cidden yok ya. Neyse böyle devam edeceğiz. Bakalım ne derece şanssız. 4 skill'den kilitlemeye gerek yok zaten. Direkt fullleyeceğim için. Harald'ın yarım halinin VS'sinin videosunu çeksem mi diye düşündü. Ama Harald'ı yarım kullanan var mı? Bilmiyorum. Yarım kullanılan bir komutan. Hani William gibi, Saladin gibi, işte ona da hep Pantheon diyesim geliyor. Leonidas gibi bir komutan değil diyebiliyorum Harald'ı. O yüzden hiç ona yeltenmedim. Ama birazdan Harald'ımı fulledikten sonra Hamza diye bir arkadaşım var oyun içerisinde. O da uzun süredir onunla beraber oynuyoruz. Onun da Harald'ı full. Alex Harald VS'si değil de Martel Harald yapacağız. Çünkü Alex VS'lerde çok adil olmuyor açıkçası. Özellikle ben kullanıyorsam. Rakibim kullanıyorsa bir 25-30 tane kritik atıyor. Ben 7 tane atabiliyorum. 8 tane atabiliyorum. 9 tane atabiliyorum. Görmüyoruz yani. Bize bonkör değil bu oyun. O yüzden Martel Harald yapacağız. Martellerimiz değişik. Ekipman farkı biraz sanki bende daha iyi ekipmanlar var gibi ama Hamza'da da kritik umut pelerini falan, kritik bot falan var. Yani onun da ekipmanları fena değil. O da benim gücümde. Bizler birkaç arkadaşım daha var bu tarzda. T400. Onun da benim kadar olmasa da hızları da var. Evet. Evet. Çok güzel. Şöyle bir screen alayım. Güzel. Şimdi bakın yetenek olarak ne yapacağım? Bunun yetenek ağacı nasıl? Ha, bunu fulleriz. Bunu fulleriz. Bunu fulleriz. Beceriz. Ha, gerçi ikinci komutan olacağı için bunun çok da önemi yok ki ama bunu da fullerim. Belki öne koyarım. Önde de denerim. İki tür VS denerim. Bunu da açalım. Sonra buraya gidelim. Burayı fulleyelim. Şurada sağlığımız olmalıydı. Bunu yapalım. Bu neydi? Savunmamızı alalım. Burada neydi? Sağlık. Okey. İntikal hızını ben sevmiyorum. Gerek yok. Piyadesin zaten. Yakalayamıyorsunuz ki arkadaşlar ya. İntikal hızına hiç burada yetenek verip de kendinizi yormayın yani. Zaten yakalayamayacaksınız. Gireceksiniz, vuracaksınız, bam bam bam. Çıkacaksınız ya da girmeyeceksiniz. Rakibin içinize gelmesini bekleyeceksiniz. Şimdi. Güzel. Çok güzel oldu. Güzel.
Ben şimdi şu yapmak istediğimi yapayım arkadaşlar. Evet. Evet, bu bir başarımız açıldı bu arada. O başarıyı da kullanmak istiyorum. Şuradaki başarılardan Richard kardeşi kaldıralım. Richard kardeşin çok ekmeğini yedik zamanında. Ama şimdi yeterli. Şöyle yapalım. Açık mavi. Nerede? Okey. Sigorta'nın uzmanlığını aç. Tamam. Şimdi Alex kardeşimizi koyalım buraya. Evet. Evet, tamam. Çok güzel oldu. Ve işte bu. Şimdi burayı açabiliriz. Bunu hep yapmak istiyordum ya. Gerçekten şöyle birisi profilime, komutan sayfama baktığı zaman buranın full olmasını, yani şöyle olmasını istiyordum. Tabii ki onunla ben bir değilim ama şöyle olmasını istiyordum. Bu kardeş, kimse bu yanımda geziyor bu arada. Bu arkadaşım böyle full olduğu gibi. Tabii Fetih Sezonu komutanları değil ama olsun. Bu benim yapmak istediğim şeylerden bir tanesiydi. Neyse ki yaptım. Şuradaki ha, bu paketler o paketler. Bu paketler o paketler. Bu paketleri tamamen sizin şeyinize bırakıyorum arkadaşlar. Sizin tercihiniz. Şimdi Harald'a biz ne kullanmışız? Ona da şuradan bakılıyor arkadaşlar. Bilmeyenler varsa buraya geliyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Bakın 682 tane heykel kullanmışım. 333 tane tekli yıldız kullanmışım. 50.682 içbir kitabı kullanmışım. 8 tane üçlü, 7 tane de kritik yıldızdan kullanmışım. Bu şekilde bir komutanı fullleyip, zaten bunun bir arkadaş videosunu yapmıştı herhalde ya. Bunun daha detaylı video hali var. Ne kullandığını falan filan yazıyor ama zaten burada ne kullandığınız çıkıyor arkadaşlar. O yüzden ben buraya videonun şuralara filan şey yapmadım yani. Ne kullandığımı filan yazdım. Zaten burada çıkıyor. Buradan siz de geçmişteki komutanlarınızı, mesela Alex'e ne kullanmışız biz? Alex'e 606 tane heykel vermişim, 84 tane. Bir kere 100 çevirmiştim Alex'i. KVK'da cevher biriktirip 100 çevirmiştim bir kere Alex'i. Bakın burada da kullandığım şeyler bambaşka. Sanırım o zaman elimde diğer fazla veren yıldızlardan daha fazla varmış ve onlardan daha fazla kullanmışım. Ama 112 tane teklice şey yıldız kullanmışım. 50.682 bir komutanı, bir efsanevi komutanı diyeyim. Diğer komutanların seviyesi farklı çünkü. Bir efsanevi komutanı 60 seviyeye yükseltmek için 50.682 XP'ye ihtiyacınız oluyor. Bunu da buradan göstermiş oldum. Şimdi kısaca iki tane başarı. Doğru Valhalla, Rüzgar Yelken, Dünya. Neyse ya, ben zaten kullanmak istediklerim bunlardı. Kullanmak istediklerimi değiştirmiyorum. Evet. Özel ekipman YSG. Evet. 5 komutana 8 ekipman ver. Harald, Alex. Okey. Şimdi tamam, ben burayı değiştirmek istemiyorum. Ekstradan başarıya gerek yok. Aynı zamanda biraz işte çantamdan gelen, sağ olsun Kadir abinin dünkü altın sandıklarından bu VIP'ler attı. 2K 500 falan attı. 2K attı. 2 tane 500 falan attı. Gayet iyiydi gerçekten. Bu şekilde benim VIP 15 olmama da, ya büyük ihtimalle 14 13.030 13.030 VIP sonra VIP 15 oluyorum. Dediğim gibi KVK'yı zaten 3 kere daha, bugünden sonra 2 kere daha erteleyeceğiz. KVK gelenek işte pre KVK'sıydı falan da filan, zaten deli gibi paket çekecekler. Teknoloji fullleyecek bayağı bir oyuncu var. O yüzden herhalde gelir 2K şey. 2K diyorum, 13K VIP kasabilirim. Kasamazsam da cevher harcama 2 haftaya ya da 20 güne falan gelir diye tahmin ediyorum. En olmadı orada fuller geçerim yani. Ama bir sonraki KVK'ya kesinlikle VIP 15 girmek istiyorum. Şimdi T4 olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakıyorum aslında Türk Krallığı da olabilir. Bu başka bir krallık da olabilir. Aklımda bir krallık var. Ana karasının güçsüz olduğu, şeyin Zenit etkinliklerinin düşük bittiği ana karalar var. Şimdi benim elimde zaten şöyle 21 tane pasaportum var. Ben hep şunu istiyordum açıkçası. Bunu zamanında Fletch falan da yaptı. Ben elimdeki hızlandırmalarla bu hızlandırmaların hepsini T4 basacağım.
Yani bu bu riski göze alacağım. Evet, bu çok uzun süredir bekliyorum. Bu riski göze alacağım. Neden alacağım bu riski göze? Olası bir durumda araştırmaya yine girmeden şimdi bir de buradaki şeylerim de ekstradan bana puan vereceği için tabii ki mesela araştırmaları yükseltip T5'i açsam falan 50 milyon güç basacaksam sadece T4 basarak 30 milyon falan basabilirim güç diye tahmin ediyorum. Ekstradan bu şey beni zorlarsa yanlış hatırlamıyorsam bir 5,5-6 milyon kadar da inşa şehrimdeki inşadan gelecek güç var. Onunla da destekleyebilirim. Benim amacım şu arkadaşlar. Ben bu oyunu başından sonuna kadar T4 oynamak istiyorum. Bu güçteki arkadaşlara hitap etmek istiyorum. Kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Bakın kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Ben bugün bu hızların hepsini harcasam 90 milyona kadar hesabımı pushlayabiliyorum. Bunu neden, nasıl pushlayabiliyorum? Daha önceki videoda da bahsettiğim gibi ilk videomda değil. Daha önceki değil. İlk videomda da bahsettiğim gibi burası boş. Bunların gelişimi yine çok fazla bir puan veriyor ama çok fazla bir puan vermiyor. Bakın bu sadece şu üçünden 3 milyon alırsınız. Bunların ki bak mesela burası var. 670 buradan alıyorsun. 670 yok. 500 buradan alıyorsun. Yani çok daha fazla güç yükseltmiş oluyorsun. Yani ben bunları yapıp 90 milyon alıp videolarımı öyle de çekebilirim. Şimdi o yüzden T4 olmak istiyorum. Bu güçteki arkadaşlara hitap etmek istiyorum özellikle. Hatta bir yüksek güçteki insanlar da izlerse izler yani. Kendileri bilir nasıl. Hani onlar izleyemez ben sadece bu güç izlesin beni falan demiyorum. Ama basmayacağım. Çünkü ben buna hazır değilim. Ben bunu istemiyorum. Ben mutluyum. Şöyle bakalım favorilerimden yani bunu size şeyden de atabilirim ama şöyle görüntüden göreceksiniz zaten. Tabii burada karşımdaki adamların güçsüzlüğü de kullandığı komutanlar da önemli. Mesela bu arkadaştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu arkadaş göstereceğim birazdan gücünü de. 80 milyon filandı. Tabii ki Cengiz Çağ kullandı. T5 değil, T4 kullandı. Hani bu şekilde ve ekipmanları gerçekten çok üst düzey. Teknolojisi farkı da var. Tabii ki dövdüm onu. Tabii ki piyadeyim. Piyade süvariyi kaldırılıyor ama teknoloji farkı da var. VIP farkı da var. Şimdi ben bunları buradan gösteremeyeceğim ki raporun süresi çok doldu. Ben bunları gösteremeyeceğim çünkü rapor çok eski bir rapor yani. 11. ayın 1'i mi? 1. ayın 11'i. Ocağın 11'i yani. Bir ay 20 gün önce yaşanmış bir olay, bir hadise. Bir arkadaş daha vardı. Adı Türk kendisi de. Bakın mesela. 270K, VIP 15, T5, Saladin Battlefield kullanıyor. Kleopatra demedim, Battlefield kullanıyor. Benden ordusu da fazla. Teknoloji olarak teknoloji gücü de fazla ama ben bu arkadaşı dövdüm. İyi de dövdüm yani. Daha böyle birçok raporum var aslında. Yani KVK'larda falan da aktif olduğuma dair. Yani burada çok tatlı raporları falan da var. Belki bir gün bunları da inceleriz. Bu yüzden ben açmayacağım. T4 devam edeceğim. Başka bir şey düşünmüyorum. Yani ekstradan belki fikirlerim değişebilir. Onu da o zaman zaten basmadan önce kendim açıklarım. Evet, Merhaba arkadaşlar. Hamza kardeşim. Şimdi arkadaşlar önce hemen şunu söyleyeyim size. Hamza merhaba de. Merhabalar. Tamam. Herkese merhaba. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Hamza'ya da söyledim bunu. Martel Harald VS'si yapacağız. Ekipmanlarımız farklı. Bunun farkını zaten raporda görürüz. Bakın arkadaşlar, bir komutanınızı buraya koyduğunuzda bundan VS'lerde buff alıyorsunuz. İkinci komutanınızdan da buff alıyorsunuz bu arada. İkinci komutanınızı da kullanın bu VS'lerde falan. Şimdi Hamza, 100K yapalım Evet. diyorum. Sen buradasın. Hamza'nın akla ittifaktan ayrılacağız. Şuna bakalım. O Hamza sen çıktın ya. Altın sandık çekmiş de. Harbi mi? Yok yok. Yok kardeşim. Buradan sonra da şey Osiris'e gideriz ya. Evet, bence de mantıklı. Aynen. Çıkalım buradan kardeşim. Tamam. Bir bakalım. 100K çık sen.
Görelim bakalım şu Mante. Haraldı. 100k dedik değil mi? Hamza da VIP 14. Birçok şeyimiz Hamza'yla aynı. Sadece biraz ekipman farkı olacak. Farklı kullandık. Ben Fransa'yım, Hamza Roma. Bakalım farkı ne? Hamza direkt dal ya. Dön. Daldım. Dal, aynen. Sana güvenmiyorum. Dayağı hazır, hazır mısın Hamza dayağı? Göreceğiz kim kime dayak sokuyor. O ne lan o? Hamza? Evet. Sen neden böyle balta çok mı fazla öyle... Oğlum bitmeyecek lan bu vs. Balta mı yiyorsun değil mi? Hı. Nasıl? Nasıl koyuyorum sana baltayla? Kardeşim şey mi yapsak ya? Çekilsek mi? Bu bitmeyecek ki lan. Keşke 30k falan yapsaydın. Ben seni şu an yeniyorum kardeşim. Bana ne? Ben bitiririm şimdi bunu. Allah Allah. Ne kullandın da beni yeniyorsun acaba ya? Benim öyle, böyle ben bu sırada... Mı? Evet çok büyük konuştum kardeşim. ben bu arada kullandığım ekipmanlarım bunlar arkadaşlar. Full savunma dizdim. Sadece sağlığı buradan verdim. Hamza buff falan basmadın değil mi lan? Allah bel canımı alsın ki basmadım. Niye belanı vermiyor da canını alıyor? Vermesin bedava olmaz. Öyle. Senin de martelin 5-5-2-4 değil mi? Bakalım hemen. Kontrol. Bak bakalım. Benim martelim 5-5-3-4. 5-5-3-4 mü? Tamam sen oradan kazandın. Tamam. Verler. Oğlum 3. skill martelin en önemli skill'i. Şimdi hiç gülme Hamza. Hiç başına gülme yani. Evet senin martelin 5-5-3-4'müş. Benim martelin 5-5-2-4. Yani martelin... Kardeşim. Martel'in 3. skill'i çok önemli VS'de. Benim ismimi sen görmüyorsun galiba. Senin de kazanma şansın yoktu ki. Mordor'un kralıyım oğlum. Ya şuraya bir dön Hamza. Martel'in 3. skill'i VS'lerde çok önemli. O yüzden sen benden farklı dövmen çok normal yani. Of seni nasıl dövüyor ama ya. Bu arada kardeşim 3. skill'le falan hiç alakası yok lan. Allah. Bence ekipman farkıdır bu, ben sana söyleyeyim. Bakacağım ekipman zaten, raporda göreceğiz. Raporda göreceğiz ne olduğunu. Ne kadar kaldı lan askeri? 46-45. Of, enteresan ya valla. Benim Hamza bir var daha çıkalım, tamam mı? Harald Martel yapalım şimdi de. 30k falan çıkalım. Bu ne lan bu? Bitmiyor ki PS. 30k değil de 50k çıkalım bence. Kanka bitmiyor be. Bu videoyu da diğer videoya ekleyeceğim. Süre uzuyor. Okey. Fena dövdün ya. Vallahi fena dövdün. Neyse ben, bu beni gururlandırır kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Bu beni gururlandırır. Cidden gurur duydum. Vallahi billahi gurur duydum. Helal olsun lan. Neden? Saldırı takmışsın. Sağlıktan da alıyorsun. Lan! Lan oğlum! Ne oldu? Ya Hamza sana yumruğu bir tane koyarım şimdi. Lan sen müzede marteli mi açtın? Ne? Sen müzede marteli mi açtın? Ben de diyorum ki nasıl bu kadar dayak yiyorum ya? Lan oğlum sen var ya... Oğlum sen var ya... Hamza bak, bak gözlerimin içine bak. Videodasın şu anda, gözlerimin içine bak. Sen adam değilsin kardeş. Bu ne lan bu? Yürü git lan. Bir de VS atıyor bende sen. Oğlum, yok böyle öyle bir dünya yok. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Sen beni dinle. Sen Harald'ı tek çıkıyorsun, ben sana Alex Harald'ı alıyorum. Çık! Çık öyle bir şey yok, öyle bir şey yok kardeşim. Yarın o Sris var, ağzıma sıçtın Hamza. Olmaz böyle bir şey. Bu ne lan bu? Bunu niye baştan söylemiyorsun oğlum? Oğlum kanka senin açık değil mi müzede? Yok. Benim o martelim full değil diye ben YSG'ye gidiyorum kardeşim. Bakayım. Oğlum. Sen adam değilsin oğlum. Ben çakarım. Ya şu bir video atalım dedik. Vallahi troll yedik ya. Peki tamam. Şimdi Hamza buradan ne alıyormuş arkadaşlar? Bakalım Hamza şimdi buradan ne alıyor? Onu hesaplayalım bari. Şimdi %25 saldırısı benden fazla. %124,5 saldırısı var. %25'i düştüğümüz anda saldırı da benden geride kalıyor. 1.
Senin peki, savunma nasıl fazla oluyor benden ya? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika sus. Sen konuşmaya hakkın yok oğlum. Git lan sen. Çık Discord'dan. Neyse. Sağlıktan da %5 alıyor ekstradan. Benden %92'ye düşüyor. %86. Ha, senin donluk, pantolon falan şey mi? Sağlık mı koydun? Evet. Tamam, sadece benim... sağlıktan %6 üstün oluyor benden. Onun dışında ben ondan %2... Sen savunmada nasıl fazlıyorsun? Kardeşim savunmada full savunma mı? Dizdim çünkü ben. Full savunma dizdim. Ben Hamza de full savunmuyorum kardeşim, Allah Allah. Oğlum, yok kardeşim öyle bir dünya. Sen martili açmışsın buradan, biz o yüzden dayak yiyoruz. Ben dedim ki bu çocukla ben 3vs1 atardım arkadaşlar. Şimdi Hamza yüzüm burada, gerçekleri açıklayalım. Oğlum benim %42 savunma var. Sen nasıl oluyor bu iş? Çiçeğim senin %42 varsa benim de %44 olmalı işte ya. Lan oğlum sen var ya kesin savunma buff'ı bastın ha. Videodan izlersin, videodan izlersin. Öyle ben bir şey yapma. Öyle bir şey yapma. Arkadaşlar bunu yapan arkadaşımız var, İsmail adı. O yapar da biz, ben yap, ne Hamza yapar ne ben yapmadık yani, yapmamıştır. Ben de yapmam. Hamza benim %50.5 savunmam var çiçeğim. Kaç? %50.5. Bunların hepsini videodan görürsün. Arkadaşlar bu arada videoyu da kısa tutmak istiyorum. Çünkü önceki videoyla birleştireceğim için çok uzayacak. Çok uzun video atmak istemiyorum. Şöyle bir içerik buldum. Bu benim için çok iyi oldu. Aslında kafam çok rahatladı. Ben T4 oynamayı istediğim için, T5'i açmak istemediğim için birçok önümdeki videolarda şunu yapacağım. Şunu yapmayı düşünüyorum. T4 vs T5. Yani eşit itemlarla ya da eşit olmayan itemlarla, eşit komutanlarla, farklı komutanlarla T4 vs T5 yapacağım. Bunları paylaşacağım. Bu içerikleri devam ettireceğim. Bu benim için hani düzenli bir maaş gibi, düzenli bir içerik olacak. Bunu hiç kimse de yapmamış. Gayet eğlenceli olacağını düşünüyorum. Şimdi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hamza bir şey söylemek istiyor musun kardeşim? Nasıl yendim ama? Sen adam değilsin ya. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eleştirileriniz olursa yorum yapabilirsiniz. İçerik fikirleriniz olursa da yorumlar yapabilirsiniz. Hamza gibilerle vs atmayın. Atmayın. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.